Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı da çemberde açı konusundaki 5. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. O çemberin merkezi verilmiş bir de AB'de doğrusal ve X açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 140 ise gördüğü yayı yazsak bir işimize yarar mı yaramaz. Bir şey yapmalıyız en güzel ek çizim tabii ki yarı çap. Yarı çapı çizelim. Yarı çapı çizdiğimizde yarı çapı çizmeyle kalmasın bu. Yarı çap uzunluklarını göster eşit eşit eşit. Hocam x kenar üçgen taban açıları eşit. A ise A B ise B. Evet şuraya ne kaldı? 180 eksi 2 A mı oldu burası? Evet. Şu B B ise burası da 180 eksi 2 B mi? Aynen öyle. A şunun toplamı zaten 180 eksi 2 A ile 180 eksi 2 B'nin toplamı nedir? 140 verilmiş. 2 A ile 2 B'yi öbür tarafa atalım. 220 eşittir 2 A artı 2 B yaptı ve A artı B'yi böyle kaç buluruz? 110 derece olarak buluruz. E A artı B 110 sa burası 110 X'e de kaç kaldı o zaman? 70 derece kaldı. Birinci soru balık kesir oldu. Geldik 2'ye. Şimdi BCO merkezli çemberin çapı. Arkadaşım şu çap verilmiş. Çap olması önemli bir şey. Çapı gören çevre açı 90 derece ya da 180 dereceleri kullanacağız. AB ile DO birbirine paralel verilmiş. Hemen paralelleri şey yapalım. AB ile DO birbirine paralel. Yöndeş açıyı kullanacağız büyük ihtimalle. BAC açısı 80. ACD açısı. ACD açısı burası da 10 olarak verilmiş. He. 80'i falan kullanacağız biz şimdi. 80'i nasıl kullanacağız? Peki arkadaşım burada şunlar paralel ya öndeşliği kullanalım öncelikle. 80 ise burada kaç da 80 derece değil midir? Evet. Aa burada şu açıyla onun toplamı 80 yapacak. İki iç açının toplamı bir dış açıdan. Burası kaç yapar? 70 yapar. Hocam şu yarı çap bu da yarı çap. Yarı çap yarı çap eşitlerinden dolayı 70 ise bu açıda 70 mi yapar? Evet. E 70 70 140'tan buraya kaç kaldı? 40. Bizden X isteniyor. A, B, C açısı. E burası 40 sayı. Yönde dolayı burası da 40 değil mi? Dolayısıyla ikinci soru balık esir oldu. Geldik 3'e. Yarıçapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. En etkili silahımızı kullanacağız. Hop yarıçap. yarıçap Yarı, çap. yarı çap kalmasın. Bunun da yarıçap olduğunu göster. E hocam X ise burası da X yaptı. 2 iç açı bir dış açıdan burası 2X yaptı. Bak bu da yarıçap. Hocam 2X ise burası da 2X. E 54. 2X'e 2X'in toplamı 54 mü? Değil. Dikkat. Niye? Şu üçgenin dış açısı 54 derece. O yüzden biz burada ne yapmalıyız? Bu 2x ile x'in toplamı demeliyiz. 2x artı x eşittir 54 yapar. Yani 3x eşittir 54 ise x de buradan kaç çıkar? x de buradan 18 çıkar. Dolayısıyla 3. soru Cihan oldu. Geldik 4'e. Bir çemberin içinde kesen iki kirişten birisi çaptır. Hmm. Bir çemberin içinde kesen iki kiriş var ve biri çapmış. Hemen çizelim. Bir çember var. Bir tane çapımız kirişmiş. Şu çapımız kiriş. Diğer kirişimiz de şu olsun mesela. Atıyoruz. Sonra kirişlerin uç noktaları çemberi sırasıyla 3 4 5 6 birimlik 4 çember yayına bölüyor. 3 4 5 ve 6 birimlik 4 çember yayına bölüyor. Buna göre kirişler arasındaki de aralığının ölçüsü nedir diye soruluyor. Arkadaşım ne yapacağız burada? Şimdi burası Uzunluklar 3, 4, 5 ise uzunlukla e, ölçüler doğru orantılıdır. Dolayısıyla ben buraya 3 alfa dersem burası 4 alfadır. Burası 5 alfadır. Burası da kaçtır? E, 6 alfadır. E şu bizim çapımız değil miydi? Evet 9 alfa ya 9 alfa. Bak zaten 9 alfa 180 ya da 18 alfa 180 diyebilirsiniz. 9, 360 diyebilirsiniz pardon. 9 alfa eşittir 180 ise alfayı böylelikle kaç buluruz? 20 buluruz. E, alfa 20 iken benden şuradaki x açısı isteniyor. E, x açısı da nedir? Direkt iç açı. Gördüğü yayların toplamlarının yarısı değil miydi? Ya da çevre açı oluşturursunuz. Olayı da bitirirsiniz arkadaşlar. Yani orada da herhangi bir sıkıntı yok aslında ama neyse. Bir de buradan yapalım. 5 alfa artı 3 alfa bölü 2. Yani 4 alfa isteniyor. Alfa yerine 20 yazarsak cevap kaç çıkar? 80 çıkar. Dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Şimdi oran verilmiş. Burası K iken neresi? AC. AC. O bu R, bu da R. Buna ben 2R diyeyim. Burası 2R iken PC 4R'ymiş. PC de 4R'ymiş. Ha, bak şimdi. Şu merkezden T olan yere gelmiş. Merkezden T, T. ne diyorduk? Çektik. Yani burası 90 derece. Ve buradaki dik üçgene bakacak olursak, bu dik üçgende 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı 90'ın karşısı 4R? Hangi açının karşısı R'dir? 30'un hocam. 30 90 ise burası 60 yaptı. 60'tan dolayı gördüğü yay 120'dir. 120 ise burası da 60 yapar mı? Bu da x de 120'ye göre çünkü. Dolayısıyla 5. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 6'ya. Çemberler birbirine kesiyor. 10 ve 20'yi hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Ne yapıyoruz? kestiği yerden şu ortak girişi çizelim. Ortak girişi çizdiğimiz zaman en azından güzel bir şey oluştu. 10 ise gördüğü yay 20. Aa hocam burada da çevre açı var. Burası da 10 diyebiliriz. 20 ise gördüğü yay 40. A hocam burada da bir çevre açı var. Burası da 20 diyebiliriz. Alfa da böylelikle 20 artı 10'dan 30 dereceye eşit oldu. Yani 6. soru balık esir. Oldu. Geldik 7'ye. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyoruz? Hop ortak teğet çiziyoruz. Ortak teğet çizmemizdeki amaç 2. Çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Şimdi 50 ise gördüğü yay 100'dür değil mi? Şuraya bir 100'ü yazalım. Yazabilirsek tabi. Yazdık bakalım 100'ü. E yazdık. Sonra x ise gördüğü yer 2x. Amacımız teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hocam teğetlik var ama kiriş yok. Hop 100 derece olduğu için buna ait teğet kiriş açı oluştursak. E teğet kiriş açıdan burası kaç yapar? 50. Hocam şurada da teğetlik var. Teğet kiriş açıdan burası da 50. Aynı şekilde burada da bir teğet kiriş açı oluşturalım. X 2x değil mi? E, bu 2x ise teğet kiriş açıdan burası da ne olacak? X olacak. Burada da teğet kiriş açı var. Burası da x olacak. E şurada bir üçgen yok mu? Var. Üçgende 2x ve 50-50. Yani 2x artı 100 eşittir 180 yapmalı. 2x eşittir 80'den x'i de böylelikle 40 derece olarak buluruz. Dolayısıyla 7. soru akçay oldu. Geldik 8'e. Şimdi iki çember kesişiyor. Böyle çevre açı mevra açı var da bir şeyi kullanamıyoruz. Yani bu ortak kirişi çizebiliriz. Ortak kirişi çizdiğimiz zaman ne oluştu? Burada bir kirişler dörtgen oluştu. Hmm, 78'e Karşılıklı açılar toplamı 180'di. Buraya 102 kaldı. O zaman burası da 78 yaptı. E burada da bir kirişler dörtgeni yok mu? E buraya da kaç kaldı dedik? 78 kaldı. E x artı 78 de yine kirişler dörtgeninden dolayı 180 yapacağından x de böylelikle 102 derece olarak buluruz. Yani 8. soru Cihan oldu. Geldik 9'a. Şimdi burada neler verilmiş? Bu yarım çemberler ve çaplar verilmiş. Yarım çemberlerde E ve T noktalarında dörtgene teğet. Tamam. Dörtgene teğet olsun. Sonra x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bunlar dikdörtgen ya. Bu yarı çapı 2 R değil mi? Yarı çapı 2 R. O zaman burası da R, R. Burası da R, R diyebiliriz. Tam merkez T olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü sen burada merkez atıyorum. Şurada ses. Sen merkez teğet çektik. Hani çektik atıyorum. Şuraya gelse bile. Hocam şöyle 90 90 90 ise burası da 90 olmak zorunda. O çizgi indik. Tam olarak burada olmak zorunda. O zaman bunlar merkez olmak zorunda arkadaşlar. E burası da R mi? R. E sonra ne yapacağız? A hocam bunun yarıçapı bak şunun yarıçapı değil mi bu? Evet. Bu da R. Hocam bu da ya R. Şöyle bakacak olursak bu da bunun yarıçapı. Sonra bak yarıçaplar aynı. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al E'den bir yarıçap. Al E'den bir yarıçap. Bak bu da r a r r r. Beşiktaşlıyız ama olsun yine de söyleyelim. r r r ra 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 var burada. Evet ne var burada? Eşkenar üçgen. 60 60 60 60 60 60. E Beşiktaşlıyız tabii. Soyadımızdan dolayı Beşiktaşlı olacağız değil mi? Logomuz da siyah beyaz zaten. <laughs> Neyse x açısı da böylelikle kaç çıktı? 120 derece çıktı. Doğuş'tan Beşiktaşlıyız yani. Çok da fanatiğe değilim bu arada. Evet cevabımız Edremit oldu. Geldik 10. soruya. ABCD kirişler dörtgeni demiş. Hemen bir kirişler dörtgeni çizelim şöyle. Kirişlerden oluşan dörtgene biz kirişler dörtgeni diyoruz. Hemen kirişler dörtgenini şöyle çizdik. Sonra ABCD harflerini de verelim tabi. A, B, C ve D dedik. Şimdi AC köşegeni köşegenlerden de bahsetmiş. Köşegeni de çizeyim. Köşegen şu değil mi? Evet şu ve BD köşegeninden bahsetmiş mi? Yok. AC köşegeni köşegenleri E noktasında kesişiyor. Evet, köşegenleri de E noktasında kesiştiğinden bahsetmiş. Şuraya da E diyelim. Bu arada bir kirişler dörtgeni olduğu için etrafına bir çember çizilebildiğini de biliyoruz arkadaşlar. Hemen çemberi de çizelim ve verilen bilgileri okuyup yerine yerleştirelim. AC köşegeni A açısını 35'er derecelik iki açıya ayırır. Evet, A açısını 35'er derecelik iki açıya ayırır. Hemen 35'te gördüğü yer 70, 35'te gördüğü yer 70. Bu 70 buradaki açıda 35 yaptı. O zaman 70 ise buradaki açıda 35 derece yaptı mı? Yaptı. Hemen şunları yazdık. Bak verilen bilgileri kullanıyorum. Köşe E noktasında kesir ve DAC açısının ölçüsü 85. DEC hocam şurayı da 85 vermiş. E sonra buna göre B köşesindeki iç açının ölçüsü kaç derecedir? B köşesindeki iç açının ölçüsü. Yani şu açın tamamı soruluyor. Arkadaşım 85 ise burası. 85-35 daha kaç? 120. Kaç kaldı buraya? 60. 60 ise gördüğü yay 120. 120 ise burası. Burada da 60 derece mi yapacak? Evet. O zaman B köşesi 60 artı 35'ten kaç yapar? 95 derece yapar. Dolayısıyla 10. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. 5. testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.